İnönü ailesinin çok değerli üyeleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin İnönü Vakfı'nın çok kıymetli yöneticileri, değerli il başkanım, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, çok kıymetli metropolit, bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevde olan genel başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı, hem kurtuluşta emeği, mücadelesi, canını ortaya koyacak bir azmi olan, hem kuruluşta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bu ülkenin demokrasisinin temellerini atan, başbakanlık görevi yapan, daha sonra görevdeyken iki kez denenen çok partili rejim denemelerinde 14 Mayıs 1950 akşamını yaşayan, soranlara herhalde bunlara yönetimi bırakmayacaksınız diyenlere ki ordunun komutanıdır, İsmet Paşa'yı gördüğünde subayların gözleri yaşarır, askerlerin erlerin nefesi kesilir. O böyle bir teklifi, demokrasi dışı bir teklifi, bunun şüphesiz kendisinin bir mağlubiyeti ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, demokrasisinin en büyük zaferi olarak gören, bu geceden 10 gün kadar sonra yurt dışında eğitimini sürdüren oğlu Erdal'a yazdığı mektupta, bu seçim sonuçlarının Türkiye için, Türkiye'nin dünyadaki tanınması, algısı için, demokrasi için ne kadar önemli olduğunu kıvançla anlatan, seçimi kaybettik ama Türkiye çok şey kazandı diyebilen büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün 49 yıl boyunca, bazen kışında ama 49 yıl boyunca yazları, geldiği gittiği, o meşhur çivileme atlayışıyla bütün Türkiye'de deniz sezonunu açtığı ama bir yandan da satranç kitaplarıyla, ki çok iyi bir satranç oyuncusu ama onun ne iyi bir satranç oyuncusu olduğunu satrancı izleyenler değil, Lozan'ın dokümanlarını okuyanlar, kitaplarını okuyanlar anlayacaklardır. Biz onun Lozan'daki yaptıklarından onun nasıl bir satranç oyuncusu olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Evlatlarıyla, torunlarıyla birlikte olan burada, hem iyi bir aile babası hem iyi bir devlet adamının nasıl olunabildiğinin artık cisimleştiği, tüm siyasetçiler için, hepimiz için en önemli rol modelimiz olan İsmet İnönü'nün arka bahçesinde, evinde sizlerle birlikte olmaktan ve onun şüphesiz en büyük eseri diyebileceğimiz Lozan Barış Anlaşması'nın 101. yılında sizlerle birlikte olmaktan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak büyük bir kıvanç duyuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada tabii aile, cumhuriyetin, ailenin kökleriyle cumhuriyetin kökleri birbirine girmiş durumda. Öyle bir aile. Ben Pembeköş'te zaman zaman misafirleri oluyorum. Gülsün Hanım'ın davetiyle Özden Hanım'ın masasında, İsmet Paşa'nın masasında oturuyoruz. Herhalde bir Cumhuriyet Halk Partili için yaşanabilecek en kıymetli dakikaları, saatleri hep birlikte yaşıyoruz. Partiden konuşuyoruz. Partinin bugününden, tarihinden konuşuyoruz. Bugününü konuşuyoruz, yarınlarını konuşuyoruz. Bugün bana burada iki belediye başkanım eşlik ediyor. Bir tanesi Kadıköy Belediye Başkanımız. Kadıköy Belediye Başkanı 30'lu yaşlarında, gençlik kollarından beri yetişmiş. Hepimiz gibi kalbi Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi sevgisiyle atan genç bir Cumhuriyet Halk Partili. Diğeri de Üsküdar Belediye Başkanımız. O da Türkiye'nin siyasette partideki değişim, dönüşüm iradesinin Türkiye'nin değişim iradesini
yansıttığının en önemli göstergesi olarak kadınların ve gençlerin görevlendirildiğinde nasıl büyük başarıları elde ettiklerini göstermeleri açısından anlamlı. Kadıköy Belediye Başkanımız örneğin İzmir'deki 12 tane genç belediye başkanını da temsil ediyor burada. Üsküdar Belediye Başkanımız örneğin İzmir'deki Cumhuriyet tarihi boyunca tüm partilerden 100 yılda 6 kadın varken İzmir'de bu dönem seçilmiş 8 kadın belediye başkanını temsil ediyor. Antalya'daki 27 yaşındaki kadın belediye başkanımız da burada. Çankaya'daki 30 yaşındaki genç belediye başkanımız da burada. Onlar temsil ediyorlar onları. O yüzden biz hem tecrübeyle hem gençliği, tecrübenin önemini İsmet Paşa'da ya da bugün partimizde siyaset yapan çok değerli büyüklerimizin örneğin birlikte aynı sıralarda oturmaktan büyük kıvanç duyduğum Oktay Ekşi mesela burada. Onun tecrübesi, onun bilgisi, onun birikimi 2011 yılında yan yana oturduğumuzda ben henüz 30'lu yaşlarında bir milletvekiliyken Oktay Bey'le yan yana onunla geçirdiğim her saat, her dakika bir kitap sayfası, her saat bir kitap yerine geçiyordu. Geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca Kıbrıs'taydık. İsmet Paşa'da aslında biz hep Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs'ı konuşuyoruz ama aslında o Barış Harekatı'nın yapılabilmesi, Türkiye'nin, Türklerin orada egemenlik haklarının savunulabilmesinin temelleri ve aslında onun da tasdikinin atıldığı yer Lozan'dır. Kıbrıs'taydık. Sevgili Altan Öymen'le, sevgili Hikmet Çetin'le, sevgili Murat Karayalçın'la. Barış Harekatı'nda imzası olan çok değerli devrin bakanı Önder Sav'la 34 yaşında imza atmış, 84 yaşında 50. yılında bizimle birlikteydi. Ve devrin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı, harekatın sembolü Ayşe Ayatay'la birlikteydik. Ayşe tatile çıksın deyip adaya barış götüren Mehmetçiğin Ayşe'siyle birlikteydik. Bugün kardeşi burada. Çok değerli hocamız Hurşit Güneş burada. Onu gördüm. Çok büyük keyif aldım burada olmasından. Tabii önemlerini ayrı ayrı saymayacağım ama Çağdaş Yaşam benim çok inandığım bir kuruluş. TÜLOV'la birlikte, ADD'yle birlikte. Onun başkanının temsiliyeti önemli. İsmet İnönü hayatı boyunca doğruları yapmış, dürüstlükten ödün vermemiş bir isim olarak bir güruh tarafından karalanmaya çalışıldığında hepimizin en doğru bilgi kaynağı İnönü Vakfı. İnönü Vakfı'nın internet sitesi, İnönü Vakfı'nın yayınları, onlarla birlikte burada olmak hepimiz açısından çok anlamlı ve çok önemli. Hem televizyonları başından izleyenlere hem buradan dinleyenlere, bütün genç siyasetçilere bu binanın nasıl bir bina olduğunu şöyle hatırlatmak isterim. İsmet Paşa başbakanlıktan ayrıldığında 1925 gelir buraya yerleşir. Bu ev kiradır. Çok sever. Senelerce burada oturur. Sonra bu evi satın almayı ister. Evin sahibi eve 25 bin lira fiyat biçer. Tamamen mobilyalı. İsmet Paşa çok yüksek bulur. Bütçesini aşar, alamayacağını söyler. Sonra konu Atatürk'e intikal eder. Huyunu bilir. Der ki, ev sahibine söyleyin, mobilyasız bir fiyat versin. Doğru değil mi efendim? Mobilyasız bir fiyat verilir. Paşa biraz daha pazarlık eder. 19 bin liraya mı? 9 bin liraya mı? 19 bin liraya burayı her bir kuruşunu kendi cebinden ödediği parasıyla bu evin mülkünü alır İsmet Paşa. Yani tatillerini zengin iş adamlarının 5 yıldızlı otellerinde geçirenlere ya da devletten ihale alanların böyle güzel adalardaki müstakil yerlerinde geçirenlere, yazın onların sofrasında oturup kışın onların işini takip etmeye çalışanlara değil de bir devlet adamı nasıl olur diye bakacaksa genç arkadaşlarım,
lütfen İsmet Paşa'ya ve İnönü ailesine baksınlar. Tabii Lozan'da İsmet Paşa Lozan'daki müzakerelere giderken demin yukarıda yanında götürdüğü yazı takımını gördüm. O yazı takımını ilk gidişinde serer ama çok uzun sürmeden toplar. Çünkü karşısındakiler, gerçi Ahmet Hoca varken ben bunları anlatmam da hiç doğru değil, bunları konuşmak da doğru değil ama neyden ilham almak lazım, ona bakmak lazım diye söylüyorum. Türkiye'nin egemenlik haklarını tanımaz, Türkiye'yi bir savaşın galibi değil de sanki bitmemiş bir, devam eden bir savaşın ateşkesindeymiş gibi davranmaya çalışırlar. İsmet Paşa bunu gördüğünde şöyle bir yaklaşım sergiler. Der ki, ben bir bağımsızlık savaşı vermiş ve kazanmış bir milletin temsilcisiyim. Ben buraya Mondros'tan değil, Mudanya'dan geliyorum beyler der, masadan kalkar. 4 Şubat 23'te Lozan'ı terk eder ama daha sonra 23 Nisan'da tekrar o masaya oturur. 92 gün o masada müzakere eder, sabırla müzakere eder. Bazen sertleşir, bazen yumuşar ama savaş meydanlarında canını ortaya koyan, sonrasında en büyük mücadeleleri veren İsmet Paşa gerektiğinde düşmanlarıyla bile masaya oturup müzakere etmenin, kazanımlar elde etmenin, temsil ettiği toplumu, temsil ettiği ülkenin hakkını, çıkarını savunmanın, gerekirse savaşarak, gerekirse ölümü göze alarak, gerekirse oturup müzakere ederek ve en sonunda sonuç alarak, sonuç alarak o masadan kalkmayı bilmiş, bizlere de hem kahraman bir askerin hem yetkin ve etkin bir diplomasi üstadının nasıl olması gerektiğini, bir siyasetçinin sadece konuşmak, sadece kavga etmek ya da sadece müzakere etmek, sadece temsil görevlerini yapmak değil, hepsini birden dozunda, kıvamında gerektiği kadar yapmanın ne demek olduğunu gösteren bir insandır İsmet Paşa. 29 Ekim töreninde fırığıyla, yaz tatilinde mayosuyla, Lozan'da müzakeresiyle, savaş meydanında ölümü göze alacak vatanseverliğiyle İsmet Paşa hepimize bir siyasetçinin ve ülkesini seven bir siyasetçinin, siyaseti kendisi için değil, kendi çıkarları için değil, ülkesi için ve partisi için yapan bir siyasetçinin nasıl olması gerektiğini gösteren simge isimdir, sembol isimdir. Ve öylesine önemli ve öylesine kararlıdır ki görüşmeler sürdüğü sırada tabii karşı tarafın çok farklı psikolojik harp taktiklerini de orada uyguladığını hatırlamak gerekiyor. İsmet Paşa'ya şöyle bir istihbarat getirirler. Bir suikast girişimi olacak. Aracınızı geçerken kurşunlayacaklar, bombalayacaklar. Sizden ricamız araçtaki Türk bayrağını sökmenizdir. İsmet Paşa'ya bunu söylediklerinde şoförü, yaveri neredeyse bayrağı sökmeye davranacaktır. Der ki, beyler ne yapıyorsunuz? Ne bayrak sökmesi? O bayrak orada durur. Vuran vurur, İsmet İnönü ölür. Bugün bir İsmet İnönü ölür, yarın bir İsmet İnönü gelir, bu masaya oturur, bu işi bitirir. Bizi öldürmekle mi yıldıracaklar? Öldürmekle mi bitirecekler? Ve işte o anlaşma, o Sevr'i paçavraya çeviren, yırtıp atan, Lozan'ı yapan İsmet Paşa, bugün birileri Atatürk'e laf söyleyemeyip İsmet Paşa'ya laf söyleyecek haddi bulduğunda, 9 yıl mecliste grup başkan vekilliği yaptım. Meclisin altını üstüne getirdim ama İsmet Paşa hakkında söylenen asılsız iftiraların hiçbirisine teslim olmadık. Seneler sonra, efendim
Boraltan meselesi dediler, seneler sonra özür diletecek kadar o meselenin ne olduğunu, örneğin esirlerin değişimi anlaşmasına Ermenistan'ın uymadığını, ilk gidenlere bu muamele yapıldığında İsmet Paşa'nın çıldırdığını ve bu ondan sonra gidecek esir değişimine izin vermediğini, orada İsmet Paşa'nın hiçbir kusuru olmadığını onlara kabul ettirene kadar o meclisi bir daha çalıştırtmadım. O yüzden Cumhuriyeti savunmak öyle sadece askere gitmek, sadece vergi vermek, sadece Atatürk'ün adını duyunca alkışlamak değil, elbette en şiddetli alkışı, en yürekten alkışı yapacağız. Ama bu Cumhuriyet'in bütün kurucu kadrolarının, kurucu babalarının ne yaptığını, ne yaşadığını, niye yaşadığını, o günün şartlarında neler olduğunu çok iyi anlamak ve anlatmayı gerektirir. Bu aydın bilinci de bunu gerektirir, vatandaşlık sorumluluğu da bunu gerektirir. Adamlar yalanlarına sahip çıkıyorlar. Attıkları yalan tarihi tekrar ede birilerine belletmeye çalışıyorlar. Bizim doğrularımıza, bizim dürüstlerimize, bizim İsmet Paşa gibi isimlere sahip çıkma noktasında en ufak bir tereddütümüzün olmaması lazım. Buna ne İsmet Paşa'nın ihtiyacı var, ne İnönü ailesinin ihtiyacı var, ne Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin ihtiyacı var. Ama buna bugünün gençlerinin zehirlenmeme zaruretinden dolayı hepimizin mükellefiyeti var. Hepimizin mükellefiyeti var. Bugün burada bulunmak, burada olmak benim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla İsmet İnönü gibi birinin oturduğu bir koltukta, üstlendiği bir görevde üstleniyor olmak, yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin, İsmet Paşa'nın ikinci genel başkanı olduğu partinin son genel başkanı olmak, şu andaki genel başkanı olmak benim açımdan çok büyük bir onur. Partimizin bütün üyeleri adına, bütün milletvekillerimiz, bütün parti meclis üyelerimiz, burada olamayan, yüreği burada atan tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına İsmet Paşa'nın aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum. İnönü ailesinin önünde saygıyla eğiliyorum. Bundan sonraki süreçte de önümüzü aydınlatmaya, her bir davranışının vasiyet niteliğinde olan, her bir davranışı vasiyet niteliğinde olan bu örnek insanı yaşatmaya değil, yaşamaya, kendi içimizde yaşamaya devam edeceğiz. Rehberimizdir, önderimizdir, ruhu şad olsun. Verdiği emekler ve bu ülkeye kazandırdıkları için binlerce kez kendisine minnet duygularımı ifade ediyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine saygılarımı sunuyorum. Evet, siz bırakmadan evvel tabii İnönü Vakfı adına ve İsmet Paşa'nın ailesi olarak burada üç kuşak buradayız. Sizlere, sizleri dinleyenlere paylaştığınız anlattıklarınızı paylaştığınız için, tekrarladığınız için candan teşekkür ederim. Bütün arzumuz da bu. Gençlerin kendi tarihlerini, hakikaten bu yapılan şeylere neler yaşanmış, onların doğrularını öğrenmeleri, bilmeleri ve sizin gibi politikaya da meraklı olmaları, politikaya girmeleri lazım. Önemli olan o. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Harika. Ah, teşekkür ederim.